Bir kem gözünün nazar mı değiyor nedir? Niye elim atsam kuruyor? Kimin gözü değiyor acaba? Camı taktığın iyi oldu Halil abi. Soğuk giriyordu hep içeri. Benim binada bademcik ameliyatı olacak. Hastaneye uğramam lazım benim. Çok geçmiş olsun emmi. İnşallah sağ salim çıkar ameliyattan. Efendim? Maalesef hastayı kaybettik. Nasıl kaybettik? Biz de anlamadık. Tıp tarihinde bilirik. Kardeşinizin bademciği kalbine bağlıymış. Bu kem gözü Halil yine kayıp. Ukrayna'ya gideceğim dedi en son. Savaş çıktı, gidemedi. Bana da Karabük'e memlekete gidiyorum. Gitmişken Karabük maçını izlerim demişti. Ligin bitmesine 9 hafta kala Karabük amatöre düştü. Akaryakıt da hep bu yükseltti. Nasıl bu yükseltti? Benzinli araba aldı. Benzin zam gelince onu sattı. Dizel'e geçti. Bu sefer dizel'e zam geldi. Onu sattı. LPG geçti. Ona da zam geldi. En son elektrikli araba alacağım dedi. Elektrikli aldı başını gitti. Ne olmuş lan buna? Bak boş yere sıktın canını Halil abi, eskisinden daha sağlam oldu. Ne oldu lan? Cam kırıldı. Tüp patlasa daha mı iyi olacaktı? Abi satıyor musunuz abi? Alalım abim ben. Sağ olasın abi, Allah razı olsun abi. Sağ olasın abim ben. İzzet emmi niye ağlıyordu? Bademcik ameliyat olmuş kardeşi. Ne var ki bunda? Bunun için mi ağlıyordun? Bademciği kalbe bağlıymış, rahmetli oldu. Bademcik nasıl kalbe bağlı olur lan? İnşallah fazla kalabalık yoktur. Tellikle geldim cenazeye. Açma lan artık şu şomazını. Ana, kimse gelmemiş. İmam bile yok. Mezarı da biz kazacağız. Rahmetli çok çektirdi etrafındakilere. Faizle para verir, kumar oynar, karısını döver, belediyenin verdiği kömürü parayla satar, emniyet kemeri takmaz, kırmızı ışıkta geçerdi. Yayalara bile yol vermezdi. İyi ki ölmüş öyleyse. Ne oluyor lan? Ne olacak? Halil gözü de ölüyü diriltti. Sen de kimsin lan? Morgda görevliyim abi ben. İçeri soğuk olunca tabuta girdim. İçim geçmiş, uyuyakalmışım.